öncelikle ben de yaz tatilindeyken bu konuyla sosyal medyada takip ettim. İşte çocuklar her şeyi istiyor. Biz de çocukların aslında bu isteklerine karşılık vermek istiyoruz. Bazen işte anne baba çatışmaları biraz da bundan yaşanıyor galiba. İşte oğlum küçüksün, kızım daha bir bekle, şöyle yap falan ama özellikle bu son dönemde, son yıllarda diyeyim, bizim çocukluğumuzda yoktu bir şey. Artık şimdi 18-19 yaş artık tam anlamıyla yeni nesil için bir erişkinlik yaşı. Hani ben büyüdüm yaşı. Belki öyle olması gerekiyor ama işte anne babaların kaygısı bitmiyor. Ben bugün kızıma da mesaj attım. Dedim ki lütfen arkadaşlarına da grupta paylaş. Evet istiyorsunuz, büyüdünüz ama işte anne babalar sonra size ulaşamadıklarında, bulamadıklarında başına bir iş mi geldi kaygısını nasıl da yaşıyorlar görün. Şimdi bu girişi neden yaptım? Dün birçok izleyicimiz de bizi etiketlemiş. Eren Atay. Efendim daha 19 yaş, Veli Eren Atay. 19 yaşında daha çocuğumuz. Aslında liseyi bitirmiş, çalışmaya başlamış, hayata da atılmış, anne babayla beraber yaşıyor. Pazar günü İzmir Çeşme'de, 16 Temmuz Pazar günü İzmir Çeşme'den kayboluyor. 52 gündür annesi babası kendisinden haber alamıyor. Aslında tamamıyla arkadaşlarıyla beraber tatile gideceğim diyor. Tamam diyor anne baba. Anne sürekli arıyor, az sonra izleyeceğim. Gene hep oğlunu takipte. Ve hiç olmayacak bir şekilde çocuk buhar oldu, kayboldu. Ortadan kayboldu. İzmir Karşıyaka'da yaşıyor dediğim gibi. Liseden mezun olduktan sonra da diş protezi üreten bir fabrikada çalışmaya başlıyor. 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16 sıralarında yanına 6 bin lira para alıyor. Arkadaşlarıyla beraber eğlenmek için Alaçatı'ya gidiyor. İşte kızıyor belki bana şimdi bu yaştakiler ama çok küçükler yani. Ben de çok küçükler. Saat 23 sıralarında arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına gidiyor. Sabaha karşı 4 sıralarında mekandan tek başına ayrılıyor. Güvenlik kamerasıyla tespit ediliyor bunlar. Arkadaşları kendisinden yaklaşık yarım saat önce 3.30 gibi yanlarından ayrılmışlar. Daha sonra Delikli Koy mevkiine gittiği tespit ediliyor. İşte ailenin en son ulaştığı bilgi bu. Delikli Koy mevkii. Çeşmeyi bilenler tahmin biliyorlardır o çevreyi. O mevkide bir plaja gidiyor. Saat 5.30 sıralarında yanına gelen Enes ve Gündüz isimli iki arkadaşıyla beraber kaybettiği telefonunu arıyor. Yani kısacası bizim Veli ile ilgili tek bildiğimiz Delikli Koy telefonunu kaybetmiş, plajda telefonunu arıyor. O gündür bugündür çocuğumuzdan haber yok. Allah yardımcınız olsun. Mehmet Bey babası, Ebru Hanım annesi aramızda 52 gündür. Ben takip ediyorum onları arkadaşlarla vasıtasıyla da biz de konuştuk ilk günden beri. Vallahi hani her yeri aradılar ve son çare buraya geldiler. Her yerde olabilir, her yere gitmiş olabilir. Ulaşamadıkları biri olabilir. Çünkü orası tatil belgesi. Birisi gitmiştir, bir olaya şahit olmuştur, anlatacak kimse bulamamıştır. Sizlerden bilgi bekliyorlar. İsterseniz izleyelim. Henüz 19'undaydı Veli Eren Atay. Yaşadığı İzmir Çeşme'den Alaçatı'ya giden genç adam 16 Temmuz'da sabahın ilk ışıklarıyla eğlendiği mekandan çıkıp Delikli Koy'da kayıplara karıştı. Bir eğlence mekandaki partiye katılacağını söyledi. Oğlumla saat 1 civarında konuştum. Eğlence mekanındaydı. Gayet eğlenceli bir şekilde konuştu benimle. Oğlunun beraber gittiği arkadaşları gece mekanda ondan ayrıldıklarını söylüyorlar. Oğlumun o mekanda saat 4'e kadar kiminle kaldığını bilmiyoruz. Oğlum en son kameralara takıldığı yer mekanın bulunduğu adadan çıkışta tek başına görülüyor. Oğlumdan bir daha ben haber alamadım. Gittiği plajda öğle saatlerinde kamp yapan kişilerden Veli Eren Atay'ı gören olsa da sonrası büyük bir soru işaretiydi. Onu şahsen tanıyan kişilerin gördüğü yerde Delikli Koy. Sabaha karşı gün ağarırken görüyorlar. Fakat yanında kimsenin olmadığı söyleniyor. Telefonunu kaybettiği ve telefonunu aradığı söyleniyor. Hatta bir ara aramaya yardım etmiş arkadaşları. Ondan sonra yanından ayrılmışlar. Çocuğum orada tek başına kalıyor ve ondan sonrası yok. Plajda bulunan insanlar öğlene doğru benzettiklerini, oğlumu gördüklerini söylüyorlar. Hatta su verdik diyen oluyor. Yanımıza oturdu kalktı diyen oluyor. Delikli Koy'dan sonra orada kamera da olmadığı için ve hiç kimse konuşmadığı için evladımıza hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Aynı yerde sayıp duruyoruz ve lütfen yalvarıyorum bir anne olarak içim bu kadar acıyamazdı size. Tarif bile edemem içimin acısını. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Oğlum
her yere gitmiş olabilir şu anda. Türkiye'nin her yerindeki insanlara sesleniyoruz. Bütün kurumlara, yani evladımıza kavuşmak için her şeyi yapmaya hazırız aşkım. Ellerinde bir fotoğraf, yüreklerinde yakıp kavuran bir hasret, gözlerinde dinmeyen yaşlar. Endişeli anne babanın tek istekleri, günlerdir haber alamadıkları oğullarının akıbetini öğrenebilmek. En ufak ipucu şu an bizim için halk. O çevrede yaşayan insanlarımız. Çünkü o bölgede bir kamera olmadığı için hiçbir şey belli değil. Ne olduğu belli değil. Sadece insanlar gördü bizim oğlumuzu. Mutlaka inanıyorum. Mutlaka birileri görmüştür. Gören arayıp bilgi versin. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Allah'ın izniyle kavuşacağız oğlumuzu ama... Evladımın yatağı boş kaldı, sandalyesi boş kaldı. Onu çok özledik. Bir anne olarak herkese yalvarıyorum. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Evladımı çok özledim. Kokusunu özledim. Allah yardımcınız olsun. Fazla da söylenebilecek bir söz yok aslında. Siz hani güvenlik kameralarıyla, kendi çabalarınızla ulaşabildiğiniz son noktaya kadar gittiniz. Ama mutlaka bir gören, orada bir şey oldu. Yani denize girdiyse denize mi girdi? Bir kavga olduysa kavga mı oldu? Çocuk bir şeye mi karıştı? Yani izleyicilerimizden mutlaka gören vardır oğlumuzu diye ümit ediyoruz. Oğlumuzu bulmaya geldik Müge Hanım. İnşallah. Çok özledik. 52 gün oldu. Oğluma da sesleniyorum. Eğer bizi buradan duyuyorsa kollarımız sonuna kadar ona açık. Asla hiçbir şeyden çekinmesin. Ama eğer bir şekilde tutuluyorsa veya bir şey olduysa da onu bulmak istiyoruz. Daha çok küçük. Peki arkadaşları niye yanından ayrılmışlar? Ben, yani niye arkadaşları 3,5 yani bir grupla mı gittiler onlar? Evet. Grupla 3 erkek 2 kız gidiyorlar. 2 erkek arkadaşının ayrılma sebebi telefonu kaybetmesi. İkisi aynı anda telefonu kaybediyor. Biz ifade vermeye gideceğiz diyorlar. Ondan sonra sen onlar de geleceksin. Onlar telefonu kaybediyorlar. İkisi telefonunu kaybediyor arkadaşları. Karakola gideceğiz ifade vermeye diyorlar 3 civarında. Bizimki gelmek istemiyor. Çünkü mesela Karşıyaka Bostanlı bizim oralardan da 2 otobüs kalkmış bu etkinliğe. Hani içeride tanıdık arkadaşları vardı zaten, sevilen birisiydi. Ondan sonra kalmak istedi deniyor. Ondan sonra kızlar da ayrı bir yere gidiyorlar Alaçatı civarında. Onlar işte aslında müzik 1,5 gibi falan bitiyor orada, 2 gibi bitiyor. Böyle dışarıda takıldıkları bir yer var gençlerin. Orada işte birbirlerini kaybediyorlar falan, bizimki kalıyor. Ama 4'e kadar kimle kalıyor, kimle takılıyor yanında onu kim bilmiyoruz. Vardı, bilmiyoruz. Bir en son işte mekandan çıkarken oradan bir şey alıyor marketten. Ondan sonra orada gören bir yine tanıyan kişi var. Daha sonra da işte çıkarken kameraya tek başına takılıyor. Onun gerisini bilmiyoruz. Hani bir arabayla mı gitti Deliklikoy'a, birisiyle mi gitti, tanıdık mesafe birisi ne kadar aldı. Yürüyerek gidebilir mi yoksa mutlaka bir vasıta iki lazım mı? 2 kilometre civarı. 2 kilometre gidiyorlarmış. Gider. Yürüyenler var. Yürü. Şöyle bir şey 600 kişi i̇şte varsa orada 300 işte bunlar gidiyor. Çok küçük, çok genç derken aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. İşte belirli bir yaşın üzerinde olunca bir doygunluk da oluyor. Aa telefonunu mu kaybettin? Tabii. Karakola mı gideceğim? Ben de gideceğim deriz ya biz. Ama bunlar genç işte. Enerjileri de çok fazla. Evet çok işte ben kalayım diyor. Belki işte hani gittiğin arkadaşın da birbirine sahip çıkması durumu tabii. O bir yaştan sonra oluyor. Evet. Herkes de gene o da olmuyor da hoş. Ama gençler ne olur kusura bakmasınlar işte. Oradan sonra Deliklikoy'a gidiyor. Peki Deliklikoy'da kendi telefonunu da o da mı kendi telefonunu kaybetmiş? Evet. Deliklikoy'da gören arkadaşı, iki arkadaşı diyor ki biz onun telefonunu arıyordu. Yardım ettik biraz. Sonra işte ayaklarımız yoruldu. Onlar yürüyerek gelmişler oraya. Ondan sonra biz parti alanına doğru ayrıldık. O ben de telefonumu devam etmeye arayacağım diyor. Daha sonra da tekrardan başka bir arkadaşı görüyor orada. Sarılıyorlar falan. İşte kanka ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan diyerekten. Ben de geleyim sizinle diyor. Bu arkadaşı araçları var zannediyor zannedersem. Kanka diyor biz Alaçatı'ya gideceğiz. İşte yiyecek bir şeyler alacağız. Tekrardan buraya geleceğiz. Orada kalıyor benim çocuğum yine. Bırakılıyor. Kalıyor.
Daha sonra geldiklerinde o dediğim arkadaşı, oğlum orada yok. Ve o saatten sonra da kimse görmüyor. Sonra geçiyoruz, oğlumu tanımayan insanlar bize ihbar etmeye başlıyorlar. İşte biz bu çocuğu gördük. Orada küçük bir büfesi alan adam diyor ki ben bu çocuğu gördüm. Sonra boyacılık yapan adam var, çadırda kalıyor orada. Ben bu çocuğu gördüm diyor. Ne şekilde gördüm diyor, yani görüş şekli ne? Ne şekilde görüyor? Normal içkili vaziyette mi? Evet, çok kendinde değil vaziyette görüyorlar çocuğumu. Sonra da 12 kişilik bir aile görüyor. 6'sı çocuk, 6'sı yetişkin. Onlar da bize Instagram, sosyal medya üzerinden ulaştı bana. İşte biz sizin çocuğunuzu gördük, böyle böyleydi. Nur yüzlü bir çocuktu. Hatta arkadaşı dedi ki, eşim dedi ki arkadaş kurbağada olmuş bu çocuk, ne olmuş böyle dedi. Biraz 10-15 dakika etrafta dolandı, biz onu izledik. Daha sonra belli bir tarafa doğru gitti ve bir daha biz onu görmedik diyor. Çok bilinçli bir hareket içerisinde değildi değil, demek ki. Değil, tavırları evet. Çok da bilinçli değildi değil. Anladım. Yani yanlarına oturmuş işte o aile. Sahil, bulunduğu sahilin derinliği nasıl? Yani ayağı kayar da o halde kendini müdahale yapmayabilir. Yok, belli yüzmeyi de beceremeyebilir. Belli bir epey bir mesafeden sonra halinde boyu geçiyor. Aşıyor mu? Çok hemen değil, hayır. Bir 20-30 metre sonra. Kumsal tipi yani bir yer. Kumsal, yani evet, yürüdüğünüz zaman değil. Kalka boya aşıyor. Yok. Şimdi ailenin söylediği çok evet. Kalabalıktı diyor. Biz 15 dakika falan gördük kendisini. Çok kalabalıktı. Ya, sonra kendisini görmedik izledik biz diyor. Onu ama diyorlar. Diyor, bize ulaştıklarında mutlaka bizim gibi diyor çok gören olmuştur diyor. Ama tabii onlara biz ulaşamadık. Mutlaka. Şöyle belki diyor, haberleri herkes de yok. Sosyal medya da kullanmıyor. Yani evet. Ya da onu görüp sosyal medya kullanmayan da vardır. Hani aile en son orada olduğunu biliyor. Tespit etmiş. Orada görenlerle çok aradılar. 52 gündür ben şahidim. İnsanın evladı ya, zaten aramaz mı? Biz çok düşündük hani görenler benzetiyor mu acaba? Şimdi orada biz o kadar çok bize fotoğraf geldi ki Müge Hanım. Beyaz tişört, jean pantolon. Beyaz tişört, jean pantolon hepsinde. Beyaz spor ayakkabı. Ama sizin oğlunuz değil birçoğu. Hiçbiri değil yani. Hiçbiri bizim oğlumuz değil. Mesela ben şu gözlüklü fotoğrafını koydum. Normalde gözlüğü evde çocuğumun. Çünkü böyle hani dışarı çıkarken akşamları falan gözlük takmayı sevmezdi. Hani daha süslü püslü olsun diye pek gözlük takmayı sevmezdi. Hatta lens almak istiyordu. Bakamazsın diyordum lensi falan. Hani gözlük daha iyi, daha kullanışlı diyerekten. Böyle değil. Çocuğumun gözlüğü yok. Gözlük yok. Aslında diğer yani bu tip son hali bu ama gözlüksüz. Bu 3,5 ay önce işe ilk yani 3,5 diyorum. 3,5 değil, aradan 52 gün daha geçti. İlk önlüğünü giydiği gün bize atmıştı gururlu o fotoğrafı çok. Çalışmaya başladığı zaman ilk fotoğrafını atmıştı. Şu en son hali oğlumun. Yani işte çok da kalabalıkmış inşallah dediğim gibi. Yalvarıyorum Müge Hanım. Bir kamera görüntüsü, bir video görüntüsü, arka plandaki bir plaka olabilir, bir çadır, bir şemsiye. Yani onlar bile bizim için çok çok önemli. Çünkü yani o kadar deli gibi arandık ki biliyorum arama kurtarma köpekleri, helikopterler, işte havadan, karadan, her yerden dalgıçlar geldi, sahil güvenlik geldi. Bunların hepsi bir haftada oldu bitti. Ve emniyet ekipleri sağ olsunlar yani koltuklarda yattılar. Öyle bir ekip kuruldu. Ama çocuğumuzdan bir tanecik iz bulamadık. Biz hala 16 Temmuz'dayız. 17 Temmuz'a geçemedik. Efendim 16 Temmuz pazar günü. İzmir, Çeşme, Delikli Koy mevkiinde eğer siz de oraya gittiyseniz, bir arkadaşınız gittiyse biliyorsunuz lütfen özellikle gençler birbirinizi arayın. Anne diyor ki bir görüntüde belki ben oğluma denk gelirim. O görüntüler, o fotoğraflar bizim için çok önemli. Yanında kim vardı? Evet, Müge Hanım, o gençler, o mekandaki gençler çoğunlukla böyle saat 4'ten sonra aşağı iniyorlarmış. Yani sırf benim oğlumun gittiği eğlence mekanı yok. Orada birkaç tane eğlence mekanı var. Hepsi yani yarısı o tarafa iniyor. Saat 4'ten sonra yani hava aydınlanmaya başladıktan sonra da yani sabahtan değil böyle 7'den 8'den sonra da değil. 4'ten öğlen saat 12'ye kadar Delikli Koy'un başından sonuna kadar görüntü ve video istiyoruz biz. Belki çocuğumu orada görürüm diye. Belki bir arabaya binmiştir. Belki bir olabilir. Arabaya yani bir binmiştir bir kaza diye. Olmuş olabilir. Bir şeye denk gelmişsinizdir. Her bilgi şu anda sizler için veya büyük önem taşıyor. Yola ben çıkmıştır, de herkesten rica ediyorum. Yolda bir sürücü görmüştür.
yürürken. Ha ben böyle böyle bir çocuğu gördüm işte. Ve arkadaşları... Ebru'cum, hani olmaz gibi geliyor ama biz tabii ki gördük. Yani belki de birisi oldu, bir hastaneye bıraktı. Şu an kendinde değil, kendini ifade edemedi. Yani bütün bilgilerin sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Allah'tan ümit kesilmez. Çok arama çalışması yapıldı. Allah'a şükür o arama çalışmalarında çocuğun şeyle rastlanmadı, bir şey yok. Ama bir yerde ya bu çocuk. İnşallah orada olan izleyicilerimiz, özellikle gençlerimiz bize bilgi vereceklerdir. Aileyi dinlediniz. Sizlerden haber bekliyorum. İhbar hatlarımızı da görüyorsunuz. İnşallah bir haber alırız. Sağlıklı olduğuna dair bir İnşallah. Haber alalım. İnşallah. Yani hastanedeyse tedavisi de olur. Her şey hallolur. Yeter Kesinlikle. Ki hayatta olsun. Kesinlikle. Ebru Hanım oğluna da seslendi zaten. İsterseniz dinleyelim. Anneciğim seni çok seviyoruz. Başka bir şey demiyorum. Ama bu da kendi kendine gidecek bir çocuk değil yani. Bunun da kendi kendine gidecek bir hali yok. Yani ya şu anda kendinde değil ki değil anlatamıyor derdini. Babasını belki bir gün ağlarken görmemiştir. Her gece ağlıyor babası onun arkasından. Küçük oğlum rüya gördü Müge Hanım, onu söyleyeyim. Geçen hafta 14 yaşında bir evladımız daha var. Anne dedi sabah ağlayarak kalktı. Anne dedi bir otobüs dolmuş gibi bir şeyle İstanbul'a gidiyordunuz dedi. Bir kadın sürüyormuş arabayı. Sen çok üzgündün, arkada oturuyordun dedi. Abim geldi sana dedi. Neler oluyor hayatta şarkısını söyledi dedi. Biz üçümüz birbirimize sarılarak başladık ağlamaya. Ve küçük oğlum beni anne... Dayan biz bir aileyiz diye iki gözünden öperek beni buraya gönderdi. İnşallah sağlıklı, sağ olduğuna dair bir haber alırsınız. Hepinizle çok seviniriz. Biz de sarılarak sizi İnşallah. Uğurlarız. Gerçekten acınızı İnşallah. Hepimiz şuramızda hissediyoruz. Anne olmak çok zor aslında. Allah herkesi evladını ailesine bağışlasın. Dünya bir yana, evlatlar bir yana. Kesinlikle. Aynen öyle. Müge Hanım. Annenin babanın adı konur da evlada konmaz biliyor musunuz? Evlat bambaşka. Çok haklısınız. İnsan 10 saniye yani öyle şeyler var ya, özellikle benim programı etiketleyip koyuyorlar. Hani 3'ten fazla çaldırınca çocuk 4. telefonda neredesin diye annenin aklından geçenler. Aynen i̇şte, öyle. Aslında... Ben o sabah zaten çocuk telefonunu açmayınca benim 12'de yüreğim kalktı. Hadi uyuyordur dedik. Mehmet dedim kalk, çocuğa bir şey oldu. Çünkü biz oğlumla günde 4 kere 5 kere konuşurduk ve anne demezdi. Annem derdi bana benim çocuğum. Telefonunu mutlaka açardı. Veya şarjı bittiyse de mutlaka arardı. Ya dizimde yatardı, saçını okşatırdı yani. Evinde başka, belki sosyal hayatında daha arkadaşlarıyla farklı bir çocuk. Ama ben evladımı istiyorum, ne olursa olsun. Kollarım sonuna kadar açık, kollarımız sonuna kadar açık. Bütün ailemiz, sevenler, mahallemiz, herkes onu bekliyor. Sağlıklı bir haber almak istiyoruz oğlumuzdan. İnşallah, vallahi bugün bütün dualarımız sizinle ve evladını arayan herkesle. Bakalım inşallah güzel haberler gelir, i̇nşallah. Paylaşırız. Biz de o sevinci sizinle beraber yaşarız. Bütün gençlerden, ailelerden, herkesten haber bekliyoruz. Ya bir gören bilen olacaktır diye ümit ediyorum. Buhar olup uçmadı ya, bir şey oldu. Yani bir şey olmuştur, bir ses duymuşsunuzdur. Ha hiç istemem ama neyse hani yani birisi boğuluyordur, birisi kavgaya karışmıştır. Aa ambulans gelmiştir, bilemiyoruz şu anda. Ama tüm arama çalışmaları yapıldı. Umudumuz izleyicilerimizde, yine sizlerde.